Türksel'den sonra Türk Telekom'da da büyük hissedar Türkiye Varlık Fonu oldu. Türk Telekom'un %55'i Varlık Fonu'na devredildi. Müzik Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekominasyon AŞ arasında, Türk Telekominasyon AŞ'nin toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak için pay satın alım sözleşmesi imzalandı. Türk Telekom tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin ayrıntılara yer verildi. 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom'un genel kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin %55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir. İşlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil, sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak yapılacak. Bu satın alma, Türk Telekom'un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekominasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır. Bir açıklamada Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'tan geldi. Ermut, "Türkiye Varlık Fonu olarak varlığa dayalı bir kalkınma fonu misyonumuzla değer oluşturmaya odaklanıyoruz." vurgusu yaptı. "Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bünyemizdeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye'deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak var." Türk Telekom'da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerimize oldukça uyumlu bir şirket. Bu kapsamda sadece Türkiye'de değil global anlamda da büyük bir marka olan Türk Telekom'un toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak üzere pay satın alım sözleşmesi imzaladık. Dijital dünyada yönetim kontrolünün devlette olması stratejik bir hamle olarak yorumlandı.